Bir gece yatsı namazından sonra böyle tam yataklarını sermeye hazırlanırlarken kapı tıkanması. Kapı açılıyor, bir bakıyorlar Seydamullah Muhyiddin elinde bastonuyla kapıda. Şaşırıyorlar, hiç gelmemiş hayatı boyunca yatsı namazından sonra bile gidip de tekrar hiç gelip talebelerin yanına gelmemiş. Onların huzurunu bozmuş, yani kaçırmamış, şey etmemiş, rahatsız etmemiş onları yani. Şaşırıyorlar. Böyle şaşkın bir halde Seyda diyor ki, misafir kabul ediyor musunuz diyor. Çayınızı içmeye geldim diyor. Şaşırıyorlar ama Seyda buyurun diyorlar filan. Diyorlar Seyda geldi, içeri girdi, oturdu filan. Biraz sohbet etti bizimle. İşte biz çay yaptık, getirdik. Derslerinizden aklınıza takılan şeyler var mı diyor. Sormak istediğiniz bir şey var mı kitaplarınızla ilgili? Böyle birkaç ilmi konular filan diyor. Ondan sonra oturduğu yerden dedi ki ben sizden bir şey istiyorum dedi. 15-20 tane talebe. Dedik buyur Seyda. Diyor dedi kalkıp benim önümde halay çeker misiniz dedi. Yani oynar mısınız dedi. Şaşırdık. Yani Seyda Molla Muhyiddin'in mezar taşına alimler şöyle bir şey yazmışlar. Siz hiç gittiniz ve tabi Arap övmediğiniz için belki anlamamışsınızdır da. Üstadül kulli fil kül. Seyda Molla Muhyiddin-i Havil lakabıdır. Üstadül kulli fil kül. Bütün ilimlerde o ilimlerin tümüne vakıf olan kişi demektir. Üstadül kulli fil kül. Mezar taşına bu yazar yani. Böyle bir alim. Kalkın halay çek, oynayın diyor yani. Duruyorlar talebeler. Hepsi böyle başarı önlerinde filan. Seyda diyor ki kalkın diyor, oynayın diyor. Ben oynamanızı istiyorum diyor. Yine böyle bir tereddüt. Seyda diyor ki emrediyorum, kalkın oynayın diyor. Öyle diye talebeler mecburi isteksiz bir halde kalkıyorlar. Böyle kol kola parmaklarını falan atıyorlar. Böyle sallanıyorlar ufak tefek. Oynuyor gibi yapıyorlar filan. Böyle bir alimin huzurunda yani. Filan diyorlar biz böyle sallanıyor oynuyor gibi yaparken diyorlar Seyda başını önüne eğdi. Bir de birkaç dakika durdu. Sonra dedi ki ayaklarınızı yere sert vurun dedi. Ayaklarınızın altından toz çıksın kalksın yani. O toz benim yüzüme, gözüme ve sakalıma gelsin. Allah belki ilim talebelerini ayaklarının altından çıkan tozun hatırına beni affeder. Sonra kalktı, hemen bastonunu aldı ve odadan çıktı gitti. O gece teheccüd namazı üzerinde vefat etti. Selamun aleyküm. Kandasallahu aleyküm.